Sıdıka Hüseyin diye dünyaya geldim. Hüseyin Nidayi diye dünyaya geldim. 21 Ağustos 1942'de Lap'ta doğumluyum. İlkokul mezunuyum. Okumak olmadı, okuyamadık. Çok istedik, okuyamadık. Annem bu işi yapardı. Ben annemden öğrendim ama o da nasıl, kaç senesinde öğrendi bilmiyorum. Onu, o kadarını tarih olarak. Ondan duyduğum, işittiklerime göre köyümüze bir hocanım gelmiş. Kadın hocanım. O hocanım da bakmış yani hem o köyün genç kızları ve okulda olanlar hep idare dediğimiz ipek böceğinden yapılma dokuma elbiseler giyerler. Yani ipek giyerler. Demiş ki bu güzel ipeği dokullar giyerler de ziyatta böyle. Yani biraz da üstüne süslemeli bir şeyler yapılsın. Bir yerlerde değerlensin. O hocanın gayretiyle işte bu işi ortaya çıktı. Ondan hem okula giden talebeler hem yetişkin kızlar öğrendi bu işi. Öğrenmiş işte bu işi. Ben onları işlerken gördüm. Ondan yani annem, teyzem, nenem de böyle kenarında o iğne oyası delik. O da iğne oyalarını yapardı kendilere. Ben yani onları görerek öğrendim, büyüdüm. Bu işten de vazgeçmedim. Devam ettiririm. Ama labda işi hesap isteyen bir iştir. Yani hiç şaşırmayacaksın. Devamlı sayacaksın. Sayarak gideceksin. İki tel arasında gideceksin. Ve koyacaksın motifi kumaşın üstünde önce hesaplayarak yani o kumaşın ne kadar gidecek, nasıl olacak. Mesela aynı motifi bluza uygulan. Yatak örtüsüne uygulan. Sehpa örtüsüne uygulan. Yani o motifleri döndürüp de her türlü şeye onarmak için yani onun yerini bulup o eş etmek için çok hesaplayıp ve ölçmek lazım. Bir de her motifin renkleri var. O renkler doğal kendinin yani eskiden kalma renkler. Ben onlara çok özen gösteririm. O renkler değiştirdiğimiz an sanki de motif değişir. Ama şimdi yani şimdi de demeyeyim yani bir 10-15 seneden bura herkes değişiklik istedi. Evinin tumarına, döşemesine, perdesine uygun ya duvar boyasına uyumlayarak o renklerden istediler. Ve değişiklik yaparak onların da isteğini yerine getirdim. Ama ben kendi şeyimde yani burada yaptığım, kendi adıma yapıp ve sergilediklerimi özel kendi motifleri ve renkleriyle yapıyorum. Labda işi titizlik isteyen bir, sabır isteyen bir iştir. Çünkü eline alıp oturduğunda en az 1-2 saat oturman lazım ki bir motifi çözesin. Da yani yapasın. Ama bak ufak motifçikler de vardır. Onları 10 taykada, 5 taykada diyeyim yani biraz göz gezdirerek yapabilin. Fakat biraz ilerleyerek de büyük bir şeye çıkan kolay bir iş değildir. Sabahleyin mesela kalkarız sabah 7'de yani bizdeki yaşlı insanlar fazla yatamayız. Saat 7'de kalkarız. Kalkarım 7'de işte biraz kahvaltı hazırlarım. Kedilerim var onları yediririm. Tavuklarım var onları yediririm. En geç 9'da yani evim zaten küçük bir ev biraz tertip yapar. Sağ olsun kızlar da yapar bana fazla bir şey kalmaz. 9'da bu işe otururum. 11'e kadar. 11'de yemek pişireceksem kalkar yemeğimi koyarım. Ya da yemeğim varsa bir ara verir. Bir meyve şeyi yaparım. Meyvamı yerim. Havluda, bahçede bir gezinirim. Gelirim saat, yarım saat ya 3 çeyrek böyle geçer. 12'den 1'e kadar tekrar otururum. 1'de yemek saati. Torunlar okuldan gelir, kızlar toplanır, masalar kurulur. Beraber yerik, yaparık yemeğimizi, yemeğimizi yer şey ederik. Saat 2'ye kadar. 2-2.30 tekrar alırım.
Dörde kadar. Dörtte hepsi ne gayrı. Hep bir otururuk üzere. Dörde kadar hep birlikteyiz. Saat dörtte herkes evine çekilir. Ben de tekrar istirahata çekilirim. 7'ye 8'e kadar. 8'den sonra 1-2 saatçik gene alırım elime. T filmler öyle güzel başlasın. Dizilerimiz başlasın. Ondan sonra diziler de 12'ye yarıma kadar seyreder. Allah rahatlık versin, yatırım. Fotoğrafları tanıtayım, söyleyeyim canım. Bu köye göç ettikten sonra, geldikten sonra oldu. Yani göçmenlik dönemimiz bittikten sonra oldu. İlk bunu çektik. Sonra bu çektik, bunu çekildi. Bu da değişik bir motif idi. Büyük bir masa örtüsü sipariş üstüne yapılırdı. Sonra bunu, bunda acele bir işimiz vardı. Araya acele bir iş istendi, bluz istendiydi. Bunu hiç unutmayacağım. 24 saatte bir bluzu bitirdiydim, teslim edeyim. İkisi de aynı şeyde çekildi bunun. Gün çektiler ve bunu çeken de bir şeydi, ecnebiydi, verdi bize. Yani bluz kendinin idi. Evet, bunda da tentesini yapardım, kenarlarının oyasını yani yapardım. Tamam, şimdi size bu ipek böceği hakkında bilgi vereyim. Bu ipek böceğinin tohumudur. Zamanı geldiğinde Ocak'ın 15'inden sonra açılmaya başlar. Ama ılık yerde tutarak kendini. Tırtıllar olur. Ondan sonra büyür. Yani bunların 8-10 santim kadar büyüklüğü olur bu tırtılların. Daha sonra da işte oruca yatır. Daha küçük. Mesela 4 orucu vardır bunun. Yani çıktıktan 3-4 gün sonra hiç yaprak yemezler, yani dut yaprağı yemezler, ama ilk çıktığı an taze dut yaprağı koyacaksın kendine. Çünkü biraz kartını korsan yiyemez, ölür. Ha, biraz ilerlediğinde bir hafta sonra ikinci oruca, bir hafta sonra üçüncü oruca yatır, 3 gün 4 gün yatır, ondan sonra 4. oruçtan kalktıktan sonra çok yem yer ve çok büyür, çok yap. Ona hiç yaprak yetiştiremez. Yani sen atan o yer, sen koyan o yer. Devamlı yedireceksin kendini. Yedirdik sonra büyür. Bu kozağa girip ördükten, yaptıktan sonra 6-7 gün onu mesela kendin bakan, mesela bunun içinde böyle bittiyse örmesi de sallanır ve sertleşir. Aman ki yani günü geldi. Gayrı bu çalıların üstünden kendini alacaksın. Böyle bir tülümbe ve defne dalı dediğimiz defne ağacının dalından koyarak onun içine girer ve en çok bunlara yani yapar kozağı. Onlardan yeni alarak bu hale getiririk, bu pisliğini, bu şeyini temizleyerek kendini getiririz. Sonra bir müddet sonra yani bazı sıcaksa yeri daha tez 3-4 günde bu tırtıllar çıkmaya başlar. Yani böyle kelebecik halinde çıkar. Bu bir canavarlığı tanımız. Bordo renginden yapılmıştır. Bunları ekseri böyle alırlar uygun olan oturma odalarına koymak için. Bu kozayla karışık gene bir panumuz. Kozla lapta işi. O ikisi de bu yere özgü olduğu için ikisi bir yerde yapılmıştır. Bu gene pano aslanlı motifimiz. Kenarları iğne oyalı. Bu lalemiz, menekşe lalemiz. Bu gene panomuz kuşlu, küçük kuş motifli ve kozayla karışımında bir pano. Bu gördüğünüz kare 60'a 60. Şimdi moda olan kare sehpalar örtüsüdür. 3 boyutta yapılır bunlar. 75 santim, 60 santim, 90 santimlik boyutlarda yapılır. Bu yıldızlı motifimizdir. Devamlı güzel satışı olan bir şeydir ve hiç şiş etmez. Bu kazlımızdır.
Bu da kazımız değişik kederek ketende. Çünkü bu ketenler açıklı koyuklu istek üzerine yani. Nasıl isterse onu alıyorlar. Bu da gene bir şey değil, daha değişik 90 santimlik bir şeydir, örtüdür. Fakat bunun keteni daha değişiktir. Buna kolay işlenir. Bu gösterdiğim ketenlere sert ve sık keten olduğu için daha kaliteli olduğu için daha zor işlenir. Yeni öğrenen bazı emekli yaşlı hanımlarımız vardır. Ona yapamazlar ve buna yaparlar. Bu sehpa örtüsü, taraklı örneğimiz. 60'a 45 santimlik şekilde, ölçülerde yapılır. Bunlar takım olarak uzun sehpa, uzun masalar için, sehpalar için takım olarak bir büyük, iki küçük olarak yapılır. Bu da böyle. Bir de böyle küçük şeylerimiz. Tepsi örtülerimiz, sehpa örtülerimiz. Yani bunları herkes hediyelik alır, götürür, gelen turistler ağırlık olmaz için, olmadığı için bunları tercih ederler ve götürürler. Bu labda işi ve kozayla karışık nazarlığımız evlere asmaya. Bu da bir değişik motifi. Tavus kuşumuz, laleli panomuz. Kuğulu dediğimiz bir de büyük kazlı deriz, eleğimiz. Karanfilli panomuz. Yine sepet içerisinde güllerimiz. Bu da değişik bir motifimiz. Tavuk lalesi dediğimiz bizim bu köyde çok çıkan bir çiçektir. Bu böyle mevsimi Mart'ta olur. Mart içinde çıkan bir çiçektir. Bunu böyle biz kendimiz genelleştirdik, yaptık. Bunlar ipek böceğinin, işte kozanın motifleri. Gene bu büyük kazlımız, eleğimiz. Gene değişik bir karanfillerimiz, tomurcuklarımız. Gene lalemizin bir değişiği. Bunlar hep evlere asılan nazarlıklar. Bu da bazı şeyler, yani gelen turistler lefkarayı ve şeyi ayırt etmesi için lefkara işi yaptırdık ve tanıtırık, değişikliğini anlasınlar. Gene laleli bir büyük panomuz. Lale, tomurcuk lalemizden de bir eleğimiz. Gecelik o. O benim rahmetli olan kız kardeşimin 40 senelik bir bluzu. O da keten üstüne yapılmıştı. O da onundur. O da o kadar eskidir. Belki de daha da fazladır bu. Bu gene benim lohusalıkta giymek için yapılan geceliğim. Ben bunu gecelik olarak giydim. 5 çocuk doğurdum. 3'ünde giymek kısmet oldu. Bu gene Ayper'in etek ceket yaptığı keten üstüne bir şeydir. Bu da bir 30 senelik var yani. Bu eyden eski. Gene bu kızımın şeyidir. Giydiği bir şeydir. Etek ve ceket. Göçmenlik dönemimizde yapılmıştır. O dönem yapar satardık. Bunun tarafına satardım bunları. O dönemden kalma. Daha birçok vardı ama giysin diye başka tanıdık çocuklara verdim. Bu gibi şeyde kendi aklını sakin kafayla tutup aklını kullanacaksın. Çeşitli motif çıkarasın ve çeşit yapasın. Ne yapmana karar vereceksin önünde de ondan sonra kumaşı kesmeye başlayasın. Çünkü 1 santim, 2 santim eksik veya fazla kes olmaz.
Yani körlenir, kumaş körlenir gider. Ve birçok hatada yaptım te öğreneyim. Mesela boyu 45, eni 35 santime keseceksin. Mesela dalan öyle keseyim. Fakat şeyi de koyacaksın içine, katlama payını mesela bu oyasını yapmaya kenarına bunu mesela hesaplamak lazım. Onu hesaplamadığında gelen ölçü bu defa küçük gelir. Ona katladığında bunları işte hep düşünüp iyi hesaplamak lazım keserken.